Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri ve İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Kayseri'den, Su Design'den Sayın Sevda Uzunefe. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Sevda Uzunefe kimdir tanımak istiyorlar. Tanıştırır mısınız kendinizi? Tabii ki de. Ben Sevda Uzunefe. 1988 Kayseri doğumluyum. İlk orta ve lise eğitim hayatımı TED Kayseri Koleji'nde tamamladım. Ardından Bilkent Üniversitesi'nde eğitimime devam ettim. Fakat hayallerimin farklı olmasından dolayı moda tasarım ve stilistik eğitimini aldım. Şu anda hala tekstil tasarımı eğitimim devam etmekte. Evet. Peki neden tekstil okurken butik organizasyonu tercih ettiniz? Ya aslında benim hobilerimin arasında tasarım, böyle el işi, öyle şeyler vardı. Tasarımın farklı dalı olaraktan tekstil tasarımı okuyorum ya, tasarımın farklı dalı olaraktan da butik tasarım organizasyonu tercih ettim. Evet. Peki bu işe nasıl başladınız? Benim ablam bir sene önce doğum yaptı. Onu başka bir şirkete verdik, hastane odası süslemesini. O gün dedim ki evet, bu benim işim olmalı. Ben bu işi yaparsam bu organizasyon şirketinden daha iyi işler çıkaracağıma eminim dedim. Bir hafta içinde ben bu şirketi kurdum ve devamı geldi. Evet, böylece bu sektöre de adım atmış evet. oldunuz. Ve aslında belki de Kayseri'deki belli bir açığı kapattınız, değil mi? Kayseri bu işi çok seviyor. Gösterişi, şaşalı masaları, organizasyonları gerçekten çok seviyor. Misafirlerini en güzel şekilde ağırlamaktan da mutluluk duyuyor. O yüzden Kayseri bu iş için en uygun yer diye söyleyebilirim. Evet. Peki, butik organizasyon deyince neler akla gelmeli? Siz neler yapıyorsunuz? Kayseri'de genelde organizasyonlar 1000-1500 kişilik oluyor. Ama biz daha farklı şekilde çalışıyoruz. Maksimum 200 kişilik organizasyonlar yapıyoruz. Daha butik, daha tasarımsal, daha kişiye özel yapıyoruz. Evet, böylece butik organizasyon deyince ilk akla gelen sizin yapmış olduğunuz Tabii. kişiye özel çalışmalar oluyor. Örnek vereyim, mevlütler, nişanlar, baby shower partileri, doğum günü partileri, hastane odası süslemeleri, bunların hepsi butik organizasyon adı altında yapıyoruz. Evet, peki kişiye özel tasarım ne demek? Kişiye özel tasarım deyince aklıma benim farklılık geliyor. Kişilerin öncelikle kendi ne istediklerini öğreniyoruz. Hobileri, fobileri, neyi seviyorlar, neyi sevmiyorlar. Onlar bizim için çok önemli. Örnek veriyorum, A müşterim gülü seviyor, öteki müşterim şakayıkı seviyor. Veya biri moru seviyor, diğeri beyazı seviyor. Evet, böylece müşterilerinizin hayallerini öğrenerek siz de bunu gerçeğe taşıyorsunuz. Evet. Ve tabii ki hep bir şeyler katarak, değil mi? Hep bir artı, hep bir artı, hep evet. bir artı olmalı. Kayseri'de butik organizasyon işi tutuldu mu peki? Kayseri halkımız şaşalı yaşamayı, güzel organizasyonlar, davetler vermeyi çok seviyorlar. Bu yüzden butik organizasyonu gerçekten çok seviyorlar ve tercih ediyorlar. Evet, peki sadece Kayseri'den mi iş alıyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hayat ne getirir bilemiyorsunuz. Şu anda evet Kayseri'nin içinde yapıyorum ve yakın illerde yapıyorum. Fakat bir bakmışsınız, yarın Dubai'de bir organizasyon yapmışım. Evet, sadece Türkiye'nin dört bir tarafı değil, belki yurt dışından bile gelecek olan bir talebi karşılayabilirim diyorsunuz. Bugün için evet Kayseri'deyim ve yakın illerdeyim ama yurt dışından gelecek olan taleplere de açığım Su Design olarak de. Ne gerekiyorsa yapabilirim Tabii. diyorsunuz. Evet, gerçekten de çok da başarılı bir düşünce ki zaten bunu yapabilecek durumdasınız, kapasitedesiniz. Çok da başarılı işleri, organizasyonlara imza atmışsınız zaten. Peki, bir organizasyonun yapım aşamasından bahsedebilir miyiz biraz?
Tabii ki de. Öncelikle biz müşterimizle buluşuyoruz. Müşterimizin en ince ayrıntısına kadar bütün fikirlerini öğreniyoruz. Ekibimle beraber bir proje hazırlıyoruz. Değişik sunumlar hazırlayıp projelerimizi hayata geçiriyoruz. O anda zaten sizin sunmuş olduklarınızı gördüklerinde yaşadıkları mutluluk sizin için paha biçilemez oluyor. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, evet. Evet, işinizin en keyifli tarafı da bu herhalde. Kesinlikle. Ekipten bahsettiniz. Evet, çok profesyonel bir ekiple çalışıyorum. İşlerinde gerçekten uzman insanlarla beraberim. Gayet keyifli bir ortamda organizasyon yapıyorum. Evet, peki başarınızın sırrı nedir? Nereden geliyor bu başarı? Bir tek benim başarım demeyeyim. Ekip halinde beraber hem ekibim hem benim katkılarımla bir başarıya imza atıyoruz. Müşterilerimin mutluluğu bizim mutluluğumuz olarak bize geri dönüş oluyor. Onlar mutlu olunca gerçekten biz de mutlu oluyoruz. Evet. Peki bundan sonra yapmak istediğiniz neler var? Tabii ki de kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Kısa sürede gerçekten büyük işler yaptığıma inanıyorum. Çok kısa süredir bu işi yapıyorum. Kendimi tanıttığımı düşünüyorum. Daha da tanıtacağım inşallah. Öyle inşallah daha iyi yerlerde sektörümün en iyisi olmayı ümit ediyorum. İnşallah diyoruz biz de. Peki bir de hediyelik eşya tasarımlarınız evet. var. Biraz onlardan bahsedelim mi? Tabii Çünkü ki burada de. Çok güzel objeler var. Farklı organizasyonlarda kullanılabilecek farklı tasarımlar, evet. farklı konseptler. Biraz bahsetmenizi Tabii ki isteyeceğiz. De. Yani bir kısmını getirebildim ancak, küçük bir kısmını. Böyle kolonyalarımız var, kınalarda dağıtabileceğimiz. Her organizasyonun farklı konsepti oluyor. Her konsepte özelde farklı hediyeliğimiz oluyor. Örnek veriyorum, bunu bir kınada dağıtmıştık. Hint organizasyonu yapmıştık. Onda bu kolonyaları dağıttık. Örnek veriyorum, oda kokularımız var. Kolonyamız var. Bu kırmızı olan kolonyamızı söz masamızda hediye ettik. Daha kına malzemeleri için kına lavanta keselerimiz var. Evet. Bu pembe gördüğünüz Yasin görüyorsunuz belki tesbihiyle beraber. Evet. Yasin'imizi 3,5 yaşındaki bir kızımız, bir müşterimizin kızı Kur'an'ı hatmetmişti. Ona evet. hediye olarak gelen misafirlerimize hediye olarak dağıttık. Alttaki Kur'an-ı Kerim'imiz ve tesbih takımımızı da Anneler Günü'nde hediye ettik. Çok farklı seçenekler var. Bu sadece inanın %1'i diyebilirim. Daha farklı, daha tasarımsal. Örnek veriyorum, burada bir yelpaze var, görüyor musunuz? Evet. Bu yelpaze de üzerinde isimleri var. Hint organizasyonunda, kına organizasyonunda bunları dağıttık. Evet, yine masalara, davetlere evet. dağıtıyorsunuz bunları. Şurada bir fes. Evet, o fesimizde de kınamızda, kınalarda büyük fesin içerisinde kuru yemiş, mendiller, ziller dağıtıyoruz. Bu küçük fesimizin içerisinde de kına dağıtıyoruz. Çok evet. şık oluyor. Masalarda büyük fes, küçük fes olarak konsept yapıyoruz. Evet. Gerçekten de çok çok tatlı. O da kitap ayracımız. Bu İsme bir kitap özel. Ayracı, evet. Bir bebek için yapmıştık. Bunun yanı sıra kapı isimliklerimiz var. Kapı isimliklerimizin ilk tasarımını Kayseri'de ben yaptım. Kapının üzerine eşinin ve kendinin ismini, soy ismini yazıyoruz. Aynalı, üzerinde çiçek tasarımları, paspası ve anahtarlı takım kapı isimliklerimiz. Müşterilerim arkadaşlarına, dostlarına hediye olarak götürebiliyorlar. Evet, gerçekten de çok da başarılı bir tasarım. O tasarımdan ben de istiyorum. Tabii ki de, çünkü bayanlar bu tür şeyleri çok severler, evet. değil mi? Peki böyle bir tasarımın seri imalatını düşündünüz mü hiç?
Genelde butik olarak çalışıyoruz. Seri imalata girmiyoruz. Genelde zaten organizasyon bu hediyeliklerimizde daha çok böyle 500 üzeri yapıyoruz. Fakat seri imalata 1000 ve üzerine kesinlikle çalışmıyoruz. Ama işte o kapı isimliklerinde mesela bunu neden düşünmediniz? Çünkü gerçekten sadece Kayseri değil. Evet. Bu tasarım Türkiye'nin her tarafında tutulabilecek bir tasarım. Tabii Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Fakat müşterilerimizin kapılarının ölçülerini alıyoruz, renklerine bakıyoruz. Ona göre özel tasarımlar yapıyoruz. Tek düze çalışmıyoruz kesinlikle. Evet, yine kişiye özel kişiye diyorsunuz. Özel, İlle de kişiye özel olacak diyorsunuz. Bir de organizasyonlarda asla atlanılmaması gereken bir şey vardır. Renkler. Evet. Gerek işte bu hastane süslemelerinde olsun, baby shower'larda olsun ya da kınalarda, nişanlarda, düğünlerde her şeyde renkler ön plandadır. Su dizaynın vazgeçmediği renkler nelerdir? Kesinlikle gümüş, mor ve griyi çok seviyor su dizayn. Her şeye uyduğunu düşünüyor su dizayn. Evet, yani biz desek ki Sevda Uzun Efe'nin rengi nedir? Mor derim. Mor bereket rengi derler zaten biliyor musunuz? Evet. Çok seviyorum mor ve tonlarını. Aslında çok zor bir renktir mor organizasyonda kullanmak için ama tasarım yapınca güzel oluyor. Evet, doğru bir tasarımla, doğru uygulamayla kesinlikle çok da kendini belli eden özel bir renk diyorsunuz. Ve Sevda Uzun Efe'nin yani su dizaynın mor olabilir rengi diyorsunuz. Evet. Ama vazgeçemediklerimizin arasında da neler var demiştiniz? Pembe, beyaz ve gri, gümüş grisi çok seviyorum. Evet, bunlar da kullanılıyor. Aydınlık diye düşünüyorum beyaz ve griyi. Evet, gerçekten de öyle. Peki, olmak istediğiniz yerde misiniz şu an? Şu anda tabii ki de olmak istediğim yerde değilim. Daha çok yol almam gerekiyor. Daha çok yolun başındayım ama yine biraz önceki dediğim gibi kısa zamanda çok yolu aldığımı da düşünüyorum. Kendimi çok iyi tanıttığımı düşünüyorum Kayseri'de. Umut ediyorum daha kısa zamanda daha çok daha tanıtıp daha çok geliştiririm kendimi diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle bu zaman içerisinde oluşabilecek olan İnşallah. Bir şey diyoruz biz de. Peki bunların dışında yemek ve davet organizasyonları da yapıyor musunuz? Genelde davet organizasyonlarımızda örnek vereyim hastane odası süslememizde. Hastanede atıştırmalık bir iki parça örnek veriyorum şerbetiyle beraber minik bir poğaçasını alıp insanlar ziyaret edip kaçıp gidiyorlar. Küçük ikramlıkları yapıyorum. Fakat öyle büyük yemeklere, catering sistemine girmiyorum kesinlikle. Ama yine dediğim gibi minik minik ikramlıklar. Kendi corner masalarımızda büyük masalar açıyoruz. Onlarda kanepelerimiz, poğaçalarımız, kurabiyelerimiz, butik kurabiye pastasını her türlü o hizmetleri veriyoruz. Evet. Şekerlemeler. Evet. Peki zaman içerisinde bu tür organizasyonları da yapmayı düşünüyor musunuz? Kısmet diyorum. Şu anda butik olarak çalışmayı çok seviyorum. Kişiye özel. Daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Tek düze çalışmayı sevmiyorum. Örnek veriyorum bir şamdanı alıp her organizasyonda kullanmayı sevmiyorum. Farklı farklı kullanmayı seviyorum. Kimi gri seviyor, kimi altın sarısı seviyor, kimi kristal seviyor. Herkese farklı organizasyonlar yapmayı daha çok isterim. Daha kocaman organizasyon yapmaktansa bir tane kaliteli yapmayı tercih ediyorum. Evet, asla kaliteden ödün vermeyeceğim diyorsunuz. Bu yola böyle çıktım, bu şekilde de devam edeceğim diyorsunuz. Evet, bunun dışında biz bir de bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde, örf adetlerimizde diş buğdayı vardır. Evet. Hani bebeklerimizin böyle bir yaşına girmeden önce ilk dişleri çıktığında aynen, anneler, babalar çok sevinirler. Böyle toplantılar düzenlerler, kesinlikle, eğlenceler düzenlerler. Böyle bir organizasyon talebi geliyor mu? Tabii ki de çok geliyor. Kayseri'de çok trend olan bir organizasyon türü. Bayanlar özellikle bu organizasyonlarda Kayseri içinde oynamayı tercih ediyorlar. Böyle kına gecesi havasında bir organizasyon yapıyoruz. Diş buğdayları dağıtılıyor, hediyeler dağıtılıyor, minik ikramlıklar. Çok keyifli bir organizasyon oluyor. Evet, peki organizasyonlarınızın çerçevesinde
Tabii ki bir ekibiniz var, ekibinizle birlikte çalışıyorsunuz. Ama çözüm ortaklarınız ya da organizasyonun niteliğine göre değişen yine elemanlara ihtiyacınız oluyor mu? Mesela palyaço gibidir, efendim tabii. İşte DJ gibidir. Tabii bunları dışarıdan temin ediyoruz. Genelde organizasyon işi bir ekip işidir. Örnek veriyorum, palyaçoyu başka bir şirketten kiralıyoruz veya DJ'imizi, sanatçı gibi örnek veriyorum. Yani bir sanatçıyı getirmek için başka bir yerden kiralamak gibi palyaçomuzu, sizin dediğiniz gibi DJ'imizi, her türlü. Ya da işte kına gecelerinde kına kızlarımız. Aynen böyle kaftanlı kızlar falan kiralıyoruz. Her türlü organizasyonları yapıyoruz bunlarla. Evet. Yani organizasyon bizim işimiz diyorsunuz. Evet. Yeter ki siz hayal etmiş olduğunuz özel günü bize anlatın. Aynen. Biz sizin ne istediğinizi iyice anlayabilelim. Anlayalım. Ve onun üzerine artılar katarak size o hayali gerçekten bir rüya gibi yaşatalım Kesinlikle. Diyorsunuz. Kesinlikle. İşte organizasyon budur ve çok keyiflidir, değil mi? Kesinlikle. Zaten benim organizasyonu yaparken en büyük amacım siz sadece hazırlanın gelin diyoruz. Hiçbir şeyle uğraşmayın. Evet. Siz sadece o özel gününüze giyinin Aynen. ve gelin Aynen. orada bulunun diyorsunuz. Evet. Bunun dışında tabii ki gelecekte yine yapabileceğiniz birçok şey var. Aktaracağınız, anlatacağınız birçok şey var. Mutlak surette birkaç yıl sonra tekrar birlikte olacağımıza inanıyorum İnşallah. Ben. Çok farklı bir noktada olarak yurt dışında da düzenlediğiniz organizasyonlarınızı anlatmak üzere burada olacağınıza İnşallah. Kesinlikle inanıyorum ben. Bunların dışında son olarak organizasyonlara yönelik neler söylemek istersiniz? Siz hayal edin, biz tasarlayalım diyorum. Biz sizinle güzeliz, sizinle özeliz. Ve özel günlerinizi de biz hazırlıyoruz diyorsunuz. Evet. Evet, biz de katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Öncelikle aileme ve bana destek olan arkadaşlarıma, dostlarıma ve size çok teşekkür ediyorum Business Channel ailesine. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Su Design'den Sevda Uzun Efe'yi ağırladık. Hoşçakalın.